Orhun Bey uğraşıyor valla. Zor olacak ama inşallah sonuç alacak. Bence barışacaklar. Orhun Bey benden ilk kez böyle bir şey istedi. Kendi işini kendi görür. Kimselere minnet etmez. Hira'nın gönlünü nasıl almak istiyor, yürekten oradan alma. Ben de şaşırdım gülleri verince. Ama barışmalarını o kadar istiyorum ki. Ne gerekiyorsa yaparım. Hira bu gül işine pek memnun kalmadı. Orhun Bey'in sürprizini anladı belli. Suratı bir karıştı. Bana da kızmasın şimdi bunları götürünce. Yok canım. Hira'nın kızmasından ne olur? En fazla yapma diye rica eder. Kimsenin gönlünü kırmaz o. Gerçi kızsa da bir şey fark etmez. Sonuçta Orhun Bey emretti. Neyse ben gideyim bu gülü. Ali'nin odasının önüne koyayım. Hira Hanım birazdan çıkar. Bakalım bu sefer ne tepki verecek? Orhun Bey benden bir şey rica etmişti de müsaadenizle ben gidip onu yapayım. Bir emriniz mi vardı Afife Hanım? Çok kızdı çok. Allah'ım sen Orhun Bey'le Hira'nın yüzüne bak. Amin. İyi tamam. Dediğiniz gibi olsun. Şimdi ne söylemek lazım memura? Tapuyu neden sana devrettiğime dair mantıklı bir açıklama bulmamız lazım. O kolay be. Allah Allah. Karımla kafa kafaya veririz. Buluruz bir şeyler canım. Tabii buluruz biz. Mantıklı ve inandırıcı bir şey bulmamız lazım. O yüzden biz birazcık düşünelim. Evet. Ne var be düşünecek? Allah Allah. Kafa çalışıyor kafa. Deriz ki, Raşit amca çok yüce gönüllüdür. Benim üzerimde de çok emeği vardır. Ben de bunun karşılığında tapuyu ona verdim dersin olur biter yani. İyi düşündün Raşit'cim. Ya siz beni dinlemiyor musunuz ha? Mantıklı bir şey diyorum, mantıklı. Bunun neresi mantıklı? Neresi mantıksız be? Allah Allah, yalan mı? Ulan ben senin çocukluğunu bilirim. Şu kadar gecken halini bilirim be. Allah Allah. Yalan mı bir emeğimi geçmiştir herhalde yani. Bak sadece seninle konuşmayacaklar. Mahalledeki herkesle konuşacaklar diyorum. Ve ben senin yüce gönüllü olduğuna dair birinin bir şey söyleyeceğini sanmıyorum. Ha senin bildiğin biri varsa söyle. Lan çekemiyor bunlar beni. Kıskanıyorlar tabii. Ulan kendimi yıllardır bunlara sevdiremedim ki. Biz en iyisi birazcık daha düşünelim. Akılcı bir yöntem illaki buluruz. Buldum. Dersin ki aksakallı dedem rüyama girdi. Eğer tapuyu Raşit'e vermezsen gün yüzü göremezsin. Sürünürsün dedi. Evet bunu söyleyelim. Hem bir anda aklına gelmiş gibi olur. Çok iyi olur. Hadi kabul edin siz de artık. Ha mantıklı geliyor yani size bu. Ha buldum. Şimdi oldu işte. Doğum günü nedeniyle ona hediye ettim dersin. Olmaz Raşit Efendi olmaz. Ne doğum günüsü? Ay ama yani siz de artık kapatın şu konuyu. Bulun bir şey. Size de bir şey beğendiremiyoruz be. O zaman kendiniz bulun ne bulacaksanız. Bulacağız bulmasına da bir müsaade etmiyorsunuz ki. Susmadınız ki. Allah Allah. Benim aklıma aslında bir şey geliyor. Söylesene. Senin kaçırılma durumunu kullanabiliriz. Lan ne alakası var şimdi kaçırılma olayıyla bunun be? Yani şey için dedim ya. Ya ikisi farklı şeyler de o bakımdan şey ettim yani. Ay bir dakika benim hiçbir şeyden haberim yok. Ay kaçırıldın mı sen?
Yani öyle gelmiş geçmiş bir olay işte. Neyse, konumuza dönelim biz. Ay merak ettim ama ben. Biz bunu bir ara konuşalım seninle. Ya sabır. Nurşah'ı kurtarmak için fidye parasını senden aldığımı söyleyeceğim. Sen de buna karşılık benden ofisin tapusunu istedin. Ben de sana ofisin tapusunu verdim. Yani sana olan borcum bitti. Bu kadar. Peki emin misin bunun işe yarayacağını? Yani sonuçta poliste senin kaçırıldığına dair raporlar var. Şikayetçi de olduk. Adamlar da fidye için kaçırdığını söyledi zaten. O yüzden bence mantıklı. Sen ne diyorsun? Yani Muzaffer Hanım bir dedektiflik yapıp konuyu araştırmazsa inandırıcı bence. Duydunuz mu? Aynen böyle söyleyeceksiniz. Tamam. Öyle söylerim. Yeter ki tapu benden gitmesin de Muzaffer Bey Hanım ne isterse söylerim. Hatta istesin türkü bile söylerim ben. Ay neler olmuş Raşit'ciğim? Ay benim hiçbir şeyden haberim yok. Sen biliyor muydun? Nereden bileyim hayatım? Ben de sağda solda konuşurlarken öyle duydum işte. Konu tatlıya bağlandıysa artık. Hadi Raşit'im bir kahve yap da şöyle içelim karşılıklı köpüklü köpüklü. Yapayım sultanım. Benim kahvem de şekerli ve bol köpüklü olsun Raşit Efendi. Emredersiniz paşam. Bol köpüklü ve şekerliymiş. Sade neyine yetmiyor acaba? Hadi ama bir elinden kahve içeceğiz. Amma bekledin hadi. Ulan sen de fırsatını buldun ya. Üstüme geliyorsun ha. Tövbe estağfurullah ya. Neyse. Okul çıkışı nefesi biz alırız. Akşam da bizde kalır. Olur olur kalsın sizde. Zaten yakında temelli gidecek. Özlemiştir sizi. Ay yoksa nefesim. Ay yavrum bizim evimizin neşesi. Ben nefesime küçük bir çanta hazırlayayım. İşte pijamalarıdır, eşyalarıdır falan. İçeride. Konak çalışanlarının dilindesin. Koskoca Orhun Demirhanlı. Bu nasıl iş böyle? Anlamıyorum ki. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Buradan bakınca hiç de öyle görünmüyor. Hira'dan özür dilemek için çalışanlardan nasıl yardım istersin sen? Bir de her yere beyaz güller döktürmüşsün. O kız beyaz gülleri hak edecek. Ne yaptı? Bana söyler misin Orhun? Bir şeyleri anladın. Gerçekleri gördün sandım. Yine gözlerin kör oldu. Gerçekleri reddediyorsun. O kızdan af dilemek için aklını kaçırmış olman gerekiyor. Aç artık gözlerini. Boşa kürek çekme. Hira masum değil. Sen gitmişsin. O masumiyet sembolü olan gülleri ayaklarının altına serpmişsin. Olacak iş mi bu Orhun? Aklını başına al. Demek Hira için bıraktın onu buraya Orhun. Kendini affettirmeye çalışıyorsun. Ne kadar zavallı, ne kadar basitsiniz ya. Senden rica ediyorum. Bu işe bir son ver. O kızın hayatımızda yeri yok. Olamaz. Bugün çok güzel bir gün. Evet, bence de öyle. Çünkü bugün bizimle kalacaksın. Hanımlar, ne diyeceğim size?
Madem Cimcime Hanım bu gece bizimle kalacak, o zaman bugünü kutlama yapmadan geçmeyelim derim. Ne dersiniz? Parti mi yapacağız? Vallahi bugünü size bırakıyorum. Yani siz nasıl isterseniz ve ne isterseniz ona göre kutlayacağız. Emin misin? Bak sonra çok fazla şey istemeyelim. Gayet eminim. Hatta ne isterseniz isteyin ona göre hazırlıklıyım. İstemek sizden, uygulamak benden. O zaman önce ben isteyeyim mi nefes? Olur, söyle. Önce parka gidelim. Sonra tatlı yiyelim. Sonra da cips. Ne dersin? Çok güzel, beğendim. Prensesim benim. Şimdi sen söyle bakalım. Ne istiyorsun? Ben sonra söyleyeceğim. Aa. Ama oyun bozanlık yapıyorsun şu an nefes. Bak ben söyledim. Hadi sen de söyle. Bak şimdi çok merak ettim. Dur tahmin edeyim hatta. Sessiz sinema. Aa. O zaman ben bir tahminde bulunayım. Mısır patlatıp film izleyelim diyeceksin. O da değil. Pamuk şeker. Üçümüz resim yapalım. Evcilik. Bilemediniz. Ben sonra söyleyeceğim akşam. Bak sen ya, prensesimiz bugün çok kararlı çıktı. İyi madem, akşam bekleyeceğiz o zaman. Öp bakayım babayı. Mecbur bekleyeceğiz o zaman. Hadi bakalım. Artık duracağından emin olmak istiyorum. Bana bir şeyler söylemek zorundasın. O kıza jest yapmanı, kendini küçük düşürmeni istemiyorum. Anne yeter. Yetmez oğlum. Sen kim olduğunu unuttun. Dengin olmayan o kızı pamuklara sardın. Hiç hak etmediği bir yere koydun. Şımarttın onu. Ama o ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. İstediğin kadar inkar et. Ama bir tane gerçek var. O da apaçık ortada. Sen aldatıldın. O kız seni Cihangir'le aldattı. Anne yeter bu kadar! Yeter. O masum. Kanıtları kendi gözlerinle gördün. O kanıtlar... Yine! O kanıtları gördüğün halde hala böyle düşünüyorsan... Neva'nın söylediği o saçma sapan ithamlara inanıyorsan... bunun tek bir sebebi var. Doğru olmasını istiyorsun çünkü. Ama artık benim tahammülüm kalmadı. Sana hiçbir şey ispat etmek için uğraşmayacağım. Bir daha bu konuları açmanı istemiyorum. Konuşmayacağız, anladın mı? O kız gözlerini kör etti. Burnunun dibindeki gerçekleri göremiyorsun. Kördüm, evet. Birkaç gün öncesine kadar kördüm. Hira'ya atılan iftirayı kabul ettim. Onu dinlemedim. Ama şimdi gözlerim açıldı. Büyük bir hata yaptığımı anladım. Telafi etmek için de ne gerekiyorsa yapacağım. Değil ayaklarına beyaz gül sermek, bahçeyi beyaz gül tarlasına çevirmeye bile razıyım ben. Ali'yi görmeye geldiyseniz yine uyandı.
Aman Allah'ım. Bu gözümü alan ışığın sebebi ne? İsocuğum sen görebiliyor musun? Ne bu aydınlığın sebebi? Ben de göremiyorum. Biri bize yardım etsin. Bir dakika, bir dakika. Gördüm sanki. Ay, nefes gelmiş. O yüzden ışıl ışıl her yer. Ya Fatih abi çok tatlısın. Hoş geldin güzellik. Bana da biraz bırakır mısın? Özledik seni prenses. Ben de sizi çok özledim. Anneannem bir poğaça yapmış var ya, parmaklarını yiyeceksin. Senin geldiğini duyunca portakal da sıktık. Ne dersin, yumulalım mı hemen? İsterim. Prensesim ama öncesinde ne yapıyorduk? Çantamı odama koyacağım, sonra yemek yiyeceğim. Aferin, hadi koş bakalım. Al çantalarını da, Burç ablandan da al çantayı. Gel buraya. Al bakalım. Hadi koş. Bacak kadar boyla nasıl havamızı değiştirdi ya. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk neşeli Fatih. Nefesi getirmenize çok sevindik. Ama boşanmaktan vazgeçmenize çok daha fazla sevindik. E tabii İsocuğum, birbirlerini ne kadar sevdiklerini anladılar, kabullenip vazgeçtiler. Değil mi abi? Tabii ki. Seviyoruz. 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 İşte buna anayasamızda samimi ikrar deniyor. Yani ettikleri bütün kavgaları düştü say. Şimdi de bir resim sergisi tutturmuşlar. Cemiyette kim varsa ressam olmuş. Ha, birkaç davete icabet ettim ama yok. Çok acemi işi. Keyif vermiyor. Sen ne düşünüyorsun bu konuda Afife'cim? Bir müddet sonra başka bir şey moda olur. Geçici şeylere kafanı yorma. İnanamıyorum şu kızın rahatlığına ya. Sanki hiçbir şey olmamış gibi nasıl dolaşıyor bu etrafta? Sanki abimi cenazesinde arkasında bırakmamış gibi. Sanki ona bu sebep olmamış gibi. Çok haklısın Nevacığım ama... Şimdi bunlara kafanı takmamaya çalış. Zaten üzgünsün. Perişan etme kendini de bir an önce toparlanmaya bak ha. Kafayı takmamak mümkün mü Perihan Hanım? Hira'yı gördükçe bütün yaşananlar böyle gözümün önünden film şeridi gibi akıp gidiyor. Abim sırf Hira aklansın diye sahte deliller hazırladı. Düşünebiliyor musunuz bu kız onu ne kadar etkisi altına almış ya? Abim ölüme karar verdiğinde bile tek düşündüğü şey Hira'ydı. Hira'yı aklayıp öldü benim abim. Ama ona bakın ya. Ne kadar rahat davranıyor. Hem de bu konağın çatısı altında. Bu kıza gözünün üstünde kaşın var diyecek kimse yok mu bu konakta? Abimi geçtim. Orhun'a ihanet etti bu kız. Orhun'a. Haddini bilmesi gerekmiyor mu? Bu konuda haklısın. Ama bir eksiğin var. Sadece Hira değil. Herkesin haddini bilmesi gerekiyor. Demirhanlı konağında huzursuzluğa sebep olan hiç kimseye yer yok artık. Buna sen de dahilsin. Afife Hanım. Siz beni Hira ile bir mi tutuyorsunuz? Ben de bir Demirhanlıyım. Lütfen unutmayın bunu. Herkes kendi hatalarından sorumlu. Senin yaptıklarını unutmuş değilim. Şu anda acım var.
Ama yasın bittiğinde konaktaki misafirliğin de bitecek. Buna göre hareket etsen iyi olur. Evet, sütümüz bittiğine göre uyku vakti. Alalım bakalım uyku küçüklerini. Oh! Artık ne istediğimi söyleme zamanı geldi. O konu vardı, doğru. Söyle bakalım, ne istiyorsun? Yalnız kahvaltıda özel bir şey falan yemek istiyorsan o konuda babana müracaat edeceksin. Benim yaptıklarım pek lezzetli olmuyor biliyorsun. Hayır, öyle bir şey değil. Prenses, bak yarın okula gitmek istemiyorum falan dersen bozuşuruz ha, ona göre. Hayır baba, o da değil. Neymiş bakalım kızım, söyle dinliyorum. Sizinle birlikte uyumak istiyorum. Gerçekten kendimi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Beni bu kadar zorlama. Yapma artık, dur. Duramam. Durmayacağım. Attığım her adım bir öncekinden daha büyük olacak. Sana söyledim. Ne kadar süreceği, neye mal olacağı umurumda değil. Boşuna uğraşmış olursun. Bizden artık olmaz. Kalbimdeki yarayı iyileştiremez. Kalbimi yerinden söküp sana veririm o zaman. Yarasız, aşkla dolu bir kalbin olur. Sana nasıl bir gözle baktığımı, nasıl bir sevgiyle bağlanmış olduğumu da anlamış olursun. Hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Ben de gözlerini yeniden görmesini istiyorum. Bana boşuna dur deme. Yapamam. Yıldızları seyrederken hissettiğin huzuru geri vereceğim sana.
yatak uyuyabilirim. İyi geceler. İyi geceler prensesim benim. Dur bakayım. İyi geceler bir tanem. Ben de gözlerinin yeniden gülmesini istiyorum. Bana boşuna dur deme. Yapamam. Yıldızları seyrederken hissettiğin huzuru geri vereceğim sana. İyice dağıldı. Artık top patlası uyanmaz. Derin derin uyuyor. Ne kadar huzurlu uyuyor. Çok da mutlu tabii.
Şah, iyi misin? İyiyim. Bir an kendi çocukluğuma gittim sadece. Benim hiç babamla vakit geçirme fırsatım olmadı böyle. Kendimi hep eksik hissettim. Sanki içimde kocaman bir boşluk varmış gibi. Sanırım babasızlık ömür boyu içimde bir ukde olarak kalacak. Çünkü yeri hiç dolmuyor. Bak, eminim baban seni çok seviyordur. Ve kesinlikle seninle gurur duyuyordur. Hangi baba senin gibi evlat istemez ki? İnatçısın. Kendi ayakların üzerinde duruyorsun. Ve çok güvenilirsin. İnat konusu biraz tartışmaya çıktı be. Sen de biraz fazla çünkü. Ve kabına sığamıyorsun. Hatta taşıyorsun. Bak ya. Tamam. Tamam, şaka yapıyorum. Ne olursa olsun, senin ve benim aramda ne yaşanırsa yaşansın, sen nefes için her zaman ailenin bir parçası olacaksın. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Çünkü o kararını çoktan verdi. Ve sadece nefes için geçerli değil bu durum. Pardon. İyi akşamlar efendim. İzninizle. Ama ben sipariş vermedim. Bir karışıklık oldu herhalde. Yok, karışıklık yok. Oda numarası doğru. Sizin için sipariş edilmiş. Afiyet olsun.
öbürüyle. Lezzeti aynı mı bilmiyorum ama yıldızları izlerken yemek istersin diye düşündüm. Çok lezzetliymiş. Sen de tadına bakmalısın. Başka kaşık yok. Elinde bir kaşık var. Tabii mahsuru yoksa. Gerçekten de hiçbir şey unutmuyorsun. Söylemiştim. Benim için önemli olan hiçbir şey unutmam. Senin için. Sen mutlu ol diye. Geçmişte o kadar kötü şeyler yaşadın ki. Ben de yaşattım. Hak etmediğin şeyler. Artık mutlu ol istiyorum. Çünkü fazlasıyla hak ediyorsun. Ama bu çok fazla. Rüya gibi. Gerçek olamayacak kadar güzel. Ben her şeyin gerçek olmasını istiyorum. Demirhanlı. Benimle gerçekten evlenir misin? Benimle gerçekten
Evlenir misin gerçekten? Evlenir misin? Yıldızları seyrederken hissettiğin huzuru geri vereceğim sana. Sen ne yaparsan yap, bana o huzuru geri veremezsin. Artık olmaz. Kolay öyle mi? İki gül al, iki yıldız yapıştır olsun bitsin. Hira affetsin. Sen bütün kapıları yüzüme kapattın. Senden hiçbir iz kalsın istemiyorum dedin. Beni silip attın. Bana inanmadın, beni dinlemedin. Sen bana artık huzur veremezsin. Sen bana hiçbir şey veremezsin. Kesti. Bana battaniye lazım ha. Ha. Bu küçük farenin montu değil mi be? Burada kalmış. Hırkası da burada kalmış. Afet teyzen nerede? Bunu o mu gönderdi? Üşüme diye ben getirdim. Sen mi getirdin? Kahvaltı hazırladım sana. Yemek ister misin ki? İştahım yok hiç. Ama yesen iyi olur. İyileşmen için güzel beslenmen lazım. Kız, sen mi hazırladın mı? Aferin, aferin. Elinden geliyor bakıyorum böyle işler. Yiyecek misin yani? Ne oluyor lan? Ha? Gözlerime ne oldu senin Raşit? Hop.
Sulu gözle inecek var. Dalyan'ım. Neredesin? Gelmiyor musun? Ne yapıyorsun? Ya affedin be. İnanmayacaksın ama ben bu küçük fareye çok alışmışım be. Vallahi özledim onu. Doğrudur. Ay merak etme, yok buna da alışırsın civanım. Hem afetin teselli eder seni. Hadi yatalım artık. Gibi düşünüyor. Bu ailenin bir parçası olduğumu. Onu mu söyleyecekti yoksa? Of! Ne saçmalıyorsun yine Nurşah? İki satır kelimeden roman yazıyorsun. Ne alakası var? Arayan Fatih'te. Aynı fikirdeyim. Nurşah sen? Her zaman bu ailenin bir parçası olacaksın. Yıldızları seyrederken hissettiğin huzuru geri vereceğim sana.
Sabah olur. Yıldızlar söner.